Tonguç Akademi'den hepinize merhaba. 10. sınıf tarih 1. dönem 2. yazılıya hoş geldiniz. Yazılı provamıza geçmeden evvel hemen şunun uyarısını yapayım. Öğretmeniniz sizi 1. 2. veya 3. üniteden sorumlu tutmuş olabilir. Siz hangi üniteden sorumluysanız öncelikle o ünite bağlamında bizim size YouTube kanalına yüklemiş olduğumuz videolara bakın. Ders videolarına bakın ünite bağlamında. Aynı zamanda 10. sınıf tarihle alakalı da bir full tekrar dersi yüklemiştik. Bu full tekrarı da burada izleyerek notlarınızı alarak çok güzel bir tekrar yapmış olur. Notlarınızı da edinmiş olursunuz. Daha sonra bu yazılı provasındaki bilgileri de notlayarak bu yazıdan çok çok yüksek bir puan almanız sizin için çok rahat olacaktır. Peki hangi üniteler bağlamında sorumluyuz biz? Şimdi birinci ünitede yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Devleti mevcut. Ya burada 1072 ile 1308 yılları arasında siyasi gelişmelere bakmamız lazım ki Anadolu'nun fethinin kolaylaştıran etmenler temel. Hani Türkler ne oldu da Anadolu'ya hızlı bir şekilde yerleşti. İşte Bizans'ın içinde bulunduğu kötü durum. Anadolu'da siyasi güçlü bir kuvvetin olmaması. Aynı zamanda Bizans'ın işte ağır vergiler koyması. Tekfurların başıboş hareket etmeleri gibi sebepler kolaylaştıran etmenler gibi. Tabii bunları derslerde ayrıntısıyla bahsettik. Full özeti de ayrıntısıyla bahsettik. Mutlaka izleyin. Anadolu'nun ilk fatihleri yani 1070'li Malatya Savaşı'ndan sonra Anadolu kurulan ilk Türk beylik ve devletlerinden bahsediliyor burada. Mesela Saltuklar kurulan ilk beylik olacaktı. Sonra Danışmentler, Artuklar, Menücekler, Türk tarihinin ilk denizcisi olan Çakabeyli. Yine Türkiye Selçuklu Devleti de Anadolu kurulan ilk devlet olacaktı. Bunları bilmemiz lazım. Anadolu'nun Türkleşme süreci var. Boy birliğinden devlete süreci. Yine Türkiye Selçuklu'ndaki teşkilat ve sosyo-kültürel yapıya bakmamız lazım. Ve Türkiye Selçuklu'ndaki ordu yapılanması. Haçlar karşısında Türkler var. Haçlı seferlerin nedenleri, gelişmeleri ve sonuçları esas alınıyor burada. Yine Anadolu'da Moğol istilası, yani Yastıçemen Savaşı'nda Baba İshak ayaklanması. Bakın Yastıçemen Savaşı burada Selçuklularla Harzemşahlar arasında gerçekleşecek. Selçuklular Savaşı kazanacaktır. Baba İshak ayaklanması Selçuklular döneminde, Türkiye Selçuklu Devleti döneminde meydana gelen ve onları zayıflatan bir ayaklanma hareketi olacaktır. Köse Dağı Savaşı'nda ise burada Moğollarla Selçuklular savaşacak ve Moğollar Savaşı kazanacaktır. Moğollar Savaşı kazanınca da Moğol sonrası Anadolu'da işte o birliği, dirliği tutan mutasavvıflar var ve ikinci beylikler döneminde kurulacaktır. Diye. İkinci üniteye gelelim. Osmanlı, beylikten devlete Osmanlı siyaseti burada hakim. Anadolu'nun jeopolitik durumu. Yine Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla ilgili görüşler var. Yani Paul Wittig, Mehmet Fuat Köprülü ve Halil Nacık'ın işte Osmanlı'yı kuran hem bu Kayıboy'un hem de kuran temel teşekküllerin neler olduğunu ifade edeceklerdir. Osmanlı Devleti ile Bizans ilişkileri var. İşte gerçekleşen ilk Konyhisar Savaşı ile sonra Bursa'nın fethedilmesi, Maltepe Savaşı, İznik ve İzmit'in fethi hareketleri hakim bu konu bağlamında. Balkan fethileri var. Çimpe Kalesi'nin alınması, Sazlıdere Savaşı, yani Edirne Savaşı ve Edirne'nin fethi. Yine Sırp Sındığı Savaşı. Bakın sınav 2 diye kodladığımız ve Haçlarla gerçekleşen Sırp Sındığı, 1. Kosova, Niğbolu, Varna ve 2. Kosova Savaşları Balkanların fethini tamamlaştıran temel savaşlar olacaktır. Türk siyasi birliğini sağlama faaliyetleri var ki Yıldırım ve Anadolu politikasıyla Yıldırım döneminde Anadolu'nun Anadolu Türk Birliği'nin de büyük ölçüde sağlanmış olduğuna ifade etmemiz mümkün. Yine Türk Devleti'nin burada liderlik mücadelesi var. 1402'de Yıldırım ile burada Timur Devleti arasında geçen Ankara Savaşı var. Bu savaşın Timur tarafından kazanılmasıyla ve Yıldırım'ın esir düşmesinden sonra 11 yıllık 1402 ile 1413 yılları arasında bir devletin başsız kalması var. Fetret devri var. Ve daha sonra devletin başına geçen Çelebi Mehmet döneminde yaşanan Şeyh Bedrettin olayı da burada bilmemiz gereken önemli gelişmeler. Üçüncü üniteci bağlamında devletleşme sürecinde savaşçılar ve askerler var ki bu beylik döneminde Osmanlı askeri gücüne bakacağız. Hani alplik, gazilik dediğimiz ve Orhan Bey döneminde oluşan yaya ve atlı askerler olan yaya ve müsellemler. Sonra tımar sisteminin oluşturulma süreci var. İşte dirlikler, has, zehamet ve tımar. Yine Osmanlı toplumunda askeri ve reaya, askeri yönetenler, reayesi halk olacaktır. Yeniçeri ocağı ve tımarlı sipahiler var. Bunların karşılaştırması var. Derslerde full özette geniş bir şekilde bunların hepsinden bahsettik. Yeniçeriler ve devşirme sistemi var. Gulam sistemi eskiden kullanılan bir sistemdi. Osmanlı'da bu sistem devşirme sistemi olarak değiştirilecekti. Türk İslam'da gulam Osmanlı'da devşirme olarak ifade edilecektir. Osmanlı kılıcı dediğimiz Yeniçeriler yine Kapıklı ordusu. Burada bilmemiz gereken ordu unsurları olacaktır. Bilmemiz gereken temel özellikler bu ikinci sınavda birinci, ikinci, üçüncü ünitede bu şekilde diyelim. Hadi bakalım yazı provasına başlayalım. Full özeti mutlaka izleyeceğiz, unutmayacağız. Şimdi ilk olarak aralarında eşleştiriniz bölümümüze, yazımıza başlıyoruz. Şimdi bu tarafta önemli bilgilerimiz yer alıyor. Ve bu bilgilerin buradaki kavramlarla
eşleştirmesi düzeyine bakacağız. İlk bilgimize başlayalım. Artuklular döneminde yaşayan, bilim ve teknoloji alanında gerçekleştirdiği olağanüstü buluşlarla tanınan, elektriğin henüz kullanılmadığı dönemde ise sadece su ile mekanik parçalarıyla çalışan makinelerle yapan bilim insanı deniliyor. Bu bilim insanı bizim için El Cezeri olacaktır. Birincisi burada G harfiyle, El Cezeri ile kodlanmış oldu. Türkiye Selçukları Moğollara yenilmesiyle sonuçlanan ve 1 Temmuz 1243 tarihinde meydana gelen savaş deniliyor. Bu savaş bizim için Köse Dağı Savaşı'dır. Bu savaştan sonra da Türkiye Selçuklu Devleti'nin yani büyük oranda yıkılmış olduğunu, Moğol egemenliğine girmiş olduğunu da söylemiş olalım. Yesevi tarikata bağlı olan ve inançlarını Anadolu'da yaymaya çalışıp Türkiye Selçuklu Devleti tarihinde en büyük isyan hareketine öncülük eden isim diye sorulmuş. Özellikle Baba İshak isyanında, Babaylar isyanının da daha sonra şekillenmesinde, yani Babaylar isyanı olarak başlayacak. Baba İlyas'tan sonra Baba İshak da bunun öncülüğünü yapacak. Ancak bu Yesevi tarikatına bağlı olarak inancın yayılmasıyla büyük bir isyan hareketini başlatan isim olarak Baba İlyas bilinecektir diye. Türkiye Selçuklu Devleti'nde askeri, idari, mali ve hukuki bütün devlet işlerinin kararına bağlandığı ve en yüksek yönetim organı denilecek. Bu en yüksek yönetim organı bizim için Divan-ı Saltanat olarak bilinecektir. Hıttin Savaşı'nda Haçları mağlup eden ve Kudüs'ü Haçların elinden geri alan hükümdar deniliyor. Eyyubi Devleti'nin hükümdarı da olan kimdir bu? Bizim için Selahaddin Eyyubi'dir. Selahaddin Eyyubi de buraya gelmiş oldu. Mehmet Çelebi döneminde Anadolu'da meydana gelen ilk deniz siyasi isyan deniliyor. Bu isyan da az önce de ifade etmiştik bilmemiz gerekenler kısmında Şeyh Bedrettin ayaklanması isyanı olacaktır. Divan-ı Humayun Osmanlı Devleti'nde padişahın devlet işlerinde en büyük yardımını sağlanmış olduğu divanı olacaktır. Miyokefalon Savaşı ise Türkiye Selçuklu ile Bizans arasında gerçekleşen ve Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu kesinleştiren savaş olacaktır diyelim. Bu savaştan da bahsetmiş olduk. Boşlukları doldurma bölümüne gelelim. Şimdi burada üste verilen bir takım kavramlarımız yer alıyor ve önemli bilgilerimizde boş bırakılan yerler var. Uygun olanları yerlerine göre yerleştirmeye başladım. Şimdi Ahi Evra'nın eşi Fatma Bacı tarafından kurulan dünyanın ilk kadın örgütü nedir bu? Bağcıyanı Rum'dur. Bağcıyanı Rum buraya gelecek. Dünya tarihinde bilinen ilk kadın örgütlenmesi diyelim. Osmanlı'da cezbetme, güzel gösterme hedefiyle Müslümanların gayrimüslimlere gösterdiği ilgi ve hoşgörü anlayışına nokta nokta denir. Bunun adı istimalettir. Osmanlı'nın izlemiş olduğu önemli politikalardan biri olacaktır istimalet. Gerek iskan siyasetiyle, gerek istimalet politikasıyla uzun yıllar, yani yüzyıllarca Balkanlar'da varlığını devam ettirecektir Osmanlı. Kapıkulu Ocağı, nokta nokta zamanında kurulan askeri teşkilatlanmadır diyecek. Kapıkulu Ocakları ve Yeniçeri Ocağı 1. Murat döneminde kurulan bir askeri ocak sistemi olacaktır. 1. Murat da buraya gelmiş oldu. Nokta nokta arazinin vergi yerlerine göre belirli sayıda atlı asker, yani cebelü yetiştirilen sistem denilecek. Peki bu sistemin adı neydi? Tımar sistemiydi. Tımar sisteminde tımarlı sipahi adını verdiğimiz atlı askerler, yani cebelü adını verdiğimiz askerler de yetiştirilecekti diyelim. Nokta nokta Osmanlı Beyliği'nin bulunduğu yerin jeopolitik durumunun diğer beyliklerin Osmanlı Beyliği'ne karşı hasmane tutum içine girmelerinin ve benzeri sebeplerin devletin kuruluşuna önemli roller olduğunu uzun uzadıya açıklar. Peki bu açıklayan tarihçi kim olacaktır? Bizim için Mehmet Fuat Köprülü olacaktır. Onun tezinde özellikle bu ifadeler Osmanlı'nın kuruluşunu açıklayacaktır. Yıldırım Bayezid'in 5 oğlundan 4'ü arasında taht kavgaları nedeniyle 1402'den 1413'e kadar süren kargaşa dönemine nokta nokta denilir. Biz bu döneme Fetret Devri adını vereceğiz, tamam mı? Biz bu döneme Fetret diyoruz. Fetret'i de bu şekilde ifade etmiş olalım. Evet, boşluklarımızı bu şekilde doldurduk. İskan herhangi bir şey denk gelmedi. Osmanlı'nın özellikle Balkanlar'da izlemiş olduğu yerleştirme politikası olacaktır. Türk ailelerin göçebe konar göçerlerin burada Balkanlara isyan edilerek buralardaki fetihlerin kalıcı hale getirilmesi sağlanacaktır. Yıldırım Bayezid ise Osmanlı açısından Türk siyasi birliği sağlayan, aynı zamanda İstanbul üzerine 4 defa kuşatma hareketini gerçekleştiren, Niğbeoğlu Savaşı ile beraber de burada halifeden Sultan-ı İklim'in Rum unvanını alan ve Ankara Savaşı ile de
esir düşen Osmanlı tarihindeki ilk padişahtır. Şimdi sizlerle burada 3 tane test sorusu, 3 tane de boşluk doldurma sorusu çözeceğiz. Çünkü hocalarınız bazen böyle yazılı test soruları size sorabilir, bazen kısa cevaplı sorular sorabilir. Biz de elimizden geldikçe böyle her soru tipine de burada önem vererek, göstererek bunları yapmaya çalışacağız diyelim. Test sorularımıza bir başlangıç yapalım. Şimdi diyor ki, aşağıdaki tabloda Osmanlı kuruluş dönemine ait bazı gelişmeler kronolojik olarak sıralanmıştır diyecek. Bakın 1363 Edirne'nin fethi, 1389 A demiş, burayı boşluk bırakmış. 1396 Neybolu Muharebesi, 1402 Ankara Savaşı, 1444 B, 1448 2. Kosova Muharebesi. Şimdi bu tabloda bakın A ve B harfiyle gösterilen yerlere aşağıdakiler hangi sırasıyla getirilmelidir? Şimdi biliyorsunuz ki MEP kitabı bu gelişmelerin hepsini kronolojik olarak size vermiş ünite başlangıcında. Oradan oluşturulan bir soru, belki öğretmeniniz de buraya kullanarak bu tip bir soru karşınıza getirebilir. Şimdi bakın, Edirne'nin fethedilmesinden sonra meydana gelen ilk buradaki unsur, ki Edirne'nin fethi biliyorsunuz Sazlıdere Savaşı'dır. Sonra Sırp Sındığı Muharebesi gerçekleşecek. Sırp Sındığı'ndan sonra da hatırlayın, biz nasıl kodluyorduk bunu? Sırp Sındığı Muharebesi meydana geliyor. Şu A kaynaştırma ve sınav 2 diye. Bakın bir sonraki muharebe burada ne? Nibolu. Nibolu'dan önce meydana gelen hangi muharebe olacaktır 1389'da? Birinci Kosova Muharebesi. Sonra Nibolu, sonra bakın Ankara, sonra ikinci Kosova'dan önce hangisiydi? Bakın Nibolu'dan önceki savaşı gördük, birinci Kosova. Peki ikinci Kosova'dan önceki savaşın adı ne? V ile başlayacak, o da Varna. Bak sadece şu kod bile size bu soruyu çözdürmede demek ki fayda gördü. Tamam mı? Tekrar söylüyorum bakın. Tabloda Nibolu'dan öncesi bırakılmış, ikinci Kosova'dan öncesi bırakmış. Sınav 2 diye kodladık. Nibolu'dan önceki savaşın adı neydi? Birinci Kosova. İkinci Kosova'dan savaşından önceki savaşın adı neydi? V ile başlayacaktı. Varna. Ve birinci Kosova Muharebesi ile Varna Savaşı, bu boşlukta getirilmesi gereken savaşlar olacaktır diyelim. Evet, bu şekilde A ile B'yi görmüş olduk. Devam edelim. İkinci test sorumuza bakalım. Osmanlı'da feodal sınıfın oluşmamasında durumlarından hangileri temel faktördür? Bakın feodal sistemde ne vardır? Böyle toprak sahibi, topraklara sahip olan böyle geniş devletler, küçük küçük böyle küçük devletçikler yer alacaktır. Feodal beylikler, derebeylikler yer alacaktır. Peki böyle bir sınıf neden Osmanlı'da yok? Bir defa toprağın mülkiyetinin devlete, yani miri arazi içerisinde yer alması. Osmanlı topraklarının birçoğu miri arazidir. Mülk topraklar oldukça az olacaktır. Temelinde de bu esas alınacak. Tabii şunu da söylemekte fayda var. Miri arazi burada fazla olması aynı zamanda böyle bir sınıfın oluşmasını da engelleyecek diyelim. Savaşlarda topraktan zarar görmesi bir eksen değil. Halkın toprağının kiracısı olması, yani sahibi değil de kiracısı olması da bir eksen. 1 ve 3 burada gösterilir. Sorumuzun doğru cevabı. Devam edelim bir sonraki sorumuza bakalım. Şimdi diyor ki, aşağıdakilerden hangisi 1243 Köse Dağı Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir? Hatırlayın, Köse Dağı Savaşı'nı kimle kim arasında gerçekleşiyordu burada? Bir tarafta Moğollar, bir tarafta Türkiye Selçuklu Devleti olacaktı. Bu yüzden bu savaş esnasında özellikle Selçukluların yenilmiş olduğunu da söylememiz mümkün. Genç Sultan 2. Gıyasettin Keyhüsrev tahtın başında olacaktır. Tabii Genç Sultan'ın da burada tecrübesizliği, savaşın başında böyle Selçuklu öncü kuvvetlerinde yenilmiş olmasıyla sultanın burada ganimetini bırakarak kaçmasına sebebiyet verecek. Sultan kaçtıktan sonra da ordu da savaş alanını terk edecektir. Moğollar önemli bir galibiyet burada elde edecekler. Ekonomik yapıyı bozacak, sıkıntılar artacaktır. Bunu söyleyebilirsin sen bu savaştan sonra. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılış sürecine girmiş olduğunu da söyleyebilirsin. Hızlanmıştır. Devletin merkezi otoritesi sarsılacaktır. Anadolu toprakları Bizans'ın eline geçecek diyecek. Şimdi burada Bizans'ın eline geçtiğini söylemek mümkün değil. Çünkü Moğollarla yapılan bir savaş. Bu yüzden Moğol egemenliğine, Moğol baskısı üzerine gidecek ve Anadolu'da da uç beylikleri kurulacak. Onlar ortaya çıkacaktır. Bu yüzden Bizans'ın egemenliğine geçmiş olduğu söylenemez burada. Devam edelim bir sonraki kısa klasik sorumuza bakalım. Şimdi diyor ki, ilk dönem beylikleri hangileridir? Yazınız. Peki ilk dönem beylikleri kimlerdi? Biz bunları bakın Samet Ç olarak kodlayabiliriz burada. Tek tek ifade edeyim. Peki bu Samet Ç kimdir? Şimdi S harfi Saltuklulardır. A harfi burada kim? Artuklular olacaktır. M harfi Mengücekliler. E harfi bir kaynaştırmamız olacak. D harfi burada Danışmendiler.
ve Ç harfimiz de Çakabeyli, tamam mı? Saltuklular, Artuklular, Mengücekliler, Danışmentler ve Çakabeyli ilk dönem beyliklerini bu şekilde kodlayabilirsiniz. Zihninizde kalıcı olun. Kuruluş yıllarında gerçekleşen Osmanlı Haçlı Savaşları hangileridir? Onu yazalım. Bakın bu savaşları da siz sınav 2 olarak kodlayabilirsiniz. Zihninizde bu şekilde oluşsun. Sınav 2 olarak kodlamak mümkün. Peki ne bunlar? Sırp Sındığı, 1. Kosova, Neybolu, Varna, 2. Kosova. Sırp Sındığı, 1. Kosova, Neybolu, Varna, 2. Kosova. Bunu da bu şekilde zihninizde kodlayarak sınavda direkt olarak yapabilirsiniz. Yıldırım Bayezid ile Timur arasında 1402'de gerçekleşen savaşın adı nedir? Osmanlı'da Fetret dönemine girmesine sebebiyet veren 1402 Ankara Savaşı olacaktır. Tamam mı? Hemen doğru yanlış kısmımıza gelelim. Şimdi burada verilen bazı cümlelerimiz var. Bunların doğru mu yanlış mı olduklarını tek tek ifade edelim. Doğruların neden doğru, yanlışların neden yanlış olduğunu da söyleyelim. Şimdi Osmanlılar Abbasi ve Selçukluların daha önce uyguladıkları gulam sistemini mükemmelleştirip, hatırlayın, devşirme kanunu, en başta ifade etmiştim. Bilmemiz gerekenler kısmında devşirme kanunu uygulayacaklardır. Bu kanunla beraber de gayrimüslim çocuklar burada devşirilerek Osmanlı hem idaresinde hem de askeri sisteminde kullanılacaktır. İkinci Kosova Savaşı'ndan sonra Aydınoğulları, Karamanoğulları, Menteşeoğulları, Sarıoğulları, Hamitoğulları gibi beylikler yeniden kurulmuştur diyecek. Bunların yeniden kurulmasını gerektiren savaş İkinci Kosova değil, Ankara Savaşı'dır. Ankara Savaşı'ndan sonra Fetret Devri'ne girmesiyle beraber bu beylikler tekrar kurulacaktır. Osmanlı Devleti Türkiye Selçuklularında iktidar olarak bilinen sistemi alarak geliştirilmiş ve itibar sistemi adıyla kullanmıştır diyecek. Bizim için bu bilgi de aynı zamanda doğru bir bilgidir diyeceğiz. Biz bu üçe de şöyle yanına diyelim. Burada boşluk açmayı unutmuş arkadaşlarımız. Bu da bizim için doğru bir bilgidir diyelim. Mehmet Çelebi döneminde Anadolu'da meydana gelen ilk dini siyasi isyan Şeyh Said isyanıdır denilecektir. Mehmet Çelebi döneminin isyanı Şeyh Said isyanı değil. Şeyh Said isyanı Cumhuriyet döneminde meydana gelen Cumhuriyet rejimine karşı ilk isyan olacaktır. Peki bu dönemin isyanının adı neydi? Şeyh Bedrettin isyanıydı. Bu yüzden ifademiz bizim için yanlıştır diyelim. Anadolu'daki en eski medreselerden olan Yağbasan Medresi Mengüceklilere aittir diyecek. Yağbasan Medresi Mengüceklilere değil Danışmentlilere aittir. Yine bizim için burada yanlış ifade edilmiş bir kısım. Tımarlı sipahiler, yaya ve müsellemler, azaplar ve akıncıların bulunduğu askeri sınıf eyalet askerleridir diyecek. Bizim için doğru bir bilgiyi oluşturur. Evet, yazılı burada sona erdi. Hızlı bir şekilde hemen bu kısımlardan sorumlu olduğunuz ödevleri ifade edeyim. Şimdi sizler 1., 2. ve 3. üniteden sorumlu olacaksınız. Bu yüzden 0'dan 10'a kısmında 1. 2. üniteye bakın. Burada kısa bilgilerimiz ve hemen onlarla alakalı sorularımızın aldığı yerlere dikkatle bakmanız gerekiyor. Burada hızlı bir şekilde konu tekrarı yapabilir. Buradaki sorularla da hemen konularınızı peşleyebilirsiniz. Aynı zamanda tak tarih kısmında ise 1. 2. ve 3. ünite kısmının sonunda yazılı provalarımız var bizim. Mesela bakın sayfa 37'ye gelelim. Nerede? Hemen. Bakın burada bir yazılı provamız var. 1. ünite bittikten sonra yazılı provasına bakarak burada kendisi test edebilir. 3 ünitenin de yazılarını çözerek burada yazılıya en iyi şekilde de hazır olabilirsiniz. Onu da ifade etmiş olalım. Hemen ödüllü soruma geleyim. Ödüllü sorumu ifade edeyim. İlk Osmanlı-Bizans Savaşı'nın adı nedir? Bunu mutlaka yorum kısmına yazalım. Hepinize yazılarınızda başarılar dilerim. Çok çok güzel bir puan almanız dileğiyle. Hoşçakalın.